Merhabalar arkadaşlar, selamlar, selamlar. Bugün güzel bir gün ve sürpriz yaptım. Evet, bir kitap gösterdim size, değil mi? Evet, bu kitap bugün bizim konumuz. Nasıl? Bu kitaptan bugün sizlere güzel bir hikaye okumak istiyorum. Birazdan arkadaşlar yavaş yavaş gelecekler her cumartesi inşallah saat 4'te burada canlı yayında beraber Türkçe öğreneceğiz. Beraber Türkçe konuşacağız. Marjan, Muhammed hoş geldin. Karima hoş geldin. Mina hoş geldin. Başka? Evet. Muhammed burada dedim. Meryem, Abir, Hasan, Maysam merhaba merhaba. Arkadaşlar Umarım iyisiniz. Umarım her şey normal. Düşündüm her zaman gramer hakkında konuşuyoruz. Bugün gramer hakkında konuşmuyoruz. Bugün hikaye okuyoruz inşallah. Burada ilham öyküleri yazıyor. İlham. Ali Bey. İlham ne demek? İyi günler Natalya. Ladina, intisar, hoş geldin. Macit, hoş geldin. Merhaba. Cemal, hoş geldin. İlham öyküleri arkadaşlar. Bu arada ben bu videoyu alıyorum ve share, paylaşıyorum. Paylaşıyorum. Fiil paylaşmak. Siz de paylaşmak istiyorsanız paylaşabilirsiniz. Ben Facebook sayfamda paylaşacağım. Beraber güzel bir hikaye okuyacağız ve hikayedeki kelimeleri size anlatacağım ve hikayedeki belki grameri size anlatacağım arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi bilgisayarımdan, bilgisayarımdan kopyalıyorum ve Facebook'ta benim sayfam var. Facebook'ta paylaşıyorum. Sizin Facebook'ta sayfanız var mı? O zaman siz de paylaşabilirsiniz. Haydi okuyalım. Let's read the story. Anlamlı bir hikaye arkadaşlar. Anlamlı yani bir mesaj var. Anlamlı demek mesajlı hikaye demek. Bugün bir küçük hikaye okuyacağım. Hikaye çok uzun değil. Arkadaşlar kısa. Bakın bu kadar, bu kadar. Bu hikayeyi ben okuyacağım size. Ve sizinle beraber bu hikayeyi konuşacağız. Sizler de fikrinizi bana söyleyeceksiniz inşallah. Ve paylaştım, paylaştım. Sınıf 51 kişi. Şimdi e, sınıf biraz toplanıncaya kadar, sınıf gelinceye kadar konuşalım. Ha, ıncaya kadar. Inca. Bugün benim Atina'daki bir öğrencim ile Vasiliki dersim vardı. Atina'dan bir online öğrencim var. O öğrencim ile Vasiliki ile Inca hakkında konuştuk. Inca yani Türkçe'de bir ek olarak fiilimsi eki örnek ben sabah uyanınca su içiyorum. Ben sabah uyanınca banyoya gidiyorum. Veya bazı insanlar sabah uyanınca hemen telefona mesela bakıyorlar. Bu telefon değil tabi. Bu gözlük kabı. Evet. I'm from Afghanistan. I can not write Turkish but I understand. Süper Marjan. Harikasın. Sen süpersin. Evet. Şimdi. ınca, Yani İngilizce'de ben, Rusça'da kagda, kagda. Fakat inca'da bir sonuç var. Evet. Sonuç. Result. Yani bir hmm, Rusça'daki kelimeyi hatırlamaya çalışıyorum. Hatırlayamadım bir proses yok, bir süreç yok arkadaşlar. Darya kitap bu. İnşallah kitap ayna gibi görünmüyor. Bakıyorum. Heh, iyi. Ayna gibi görünmüyor. Darya bakabilirsin. Ben kitabı örnek veriyorum okuyunca çok sevdim. Bakın burada bir final var. Okuyunca yani okudum ve bitti. Şimdi arkadaşlar sınıf iyi. 50 kişi var ve biz okumaya başlıyoruz. Okumaya başlıyoruz. Yasmine geldi. Evet Yasmine. Inca ve Ken benziyor. Inca ve Ken benziyor. Ee, başka kim var? Mihnaz gelmiş. Derya dedik. Menna burada. Amr burada. Mina burada. Karima burada. Mihin haz. Kambiz burada. Merhaba kambiz. Kırmızı gül burada. Kırmızı gül. Teşekkürler. Hoş geldin. Ee, Abdullahi Elmi burada. Aras burada. Arkadaşlar hikayenin adı yaydan çıkan ok. Yaydan çıkan ok. Yay ne demek? Aa, bu arada ben bunları çizebilirim. Wow, gerçekten ama kötü çizeceğim ya çizmeyeceğim gösterebilirim arkadaşlar yay bu yay bu ok genellikle mesela olimpiyatlarda oluyor bazen yay ve ok ve ok gidiyor ok uzun kalem gibi yay yay yaydan Çıkan ok. Kimdi, kimdi, kimdi? Ee, mesela bir Braveheart filmi vardı. Braveheart filmi veya Robin Hood en güzel örnek. Robin Hood'un neyi var? Oku ve yayı var değil mi? Aras özür dilerim ya. Kusura bakma yani ismin Türkçe değil bu yüzden yanlış söyledim. Affedersin. Affedersin. <laughs> evet. Evet minhas teşekkürler. Bu arada siz İngilizce, Farsça, Arapça, Rusça versiyonları burada yazabilirsiniz. Yeni arkadaşlar hoş geldi. Bugün hikaye okuyoruz ve ben yay hakkında konuşuyorum şimdi. Robin Hood yay ile oku atıyor. Yay ile oku atıyor. Bu hikaye yaydan çıkan ok gibi. Evet yaydan çıkan ok gibi. Ne? Şimdi anlayacaksınız. Heba süpersin Heba. Teşekkür ederim. Heba Arapça yazdı ve Ludmila Rusça yazdı. Ludmila. Spasiba başoy. Bir kadın komşularından birisi hakkında bir dedikoduyu yayıp duruyordu. Bir kadın var. Bu kadın komşularından birisi hakkında bir dedikodu. Dedikodu demek başka insanlar hakkında konuşmak demek. Yazıyorum. Dedikodu. Diğer adı arkadaşlar gıybet. Hatta Serdar Ortaç'ın bir şarkısı vardı. Gıybet diye. Yani burada o insan yok. Ben onun hakkında konuşuyorum. Biliyor musunuz arkadaşlar? Bizim arkadaşımız Ayşe hmm, bugün çok kötü bir şey yaptı. <laughs> Heh, i̇şte ben Ayşe hakkında başka bir insan hakkında konuşuyorum. Bu dedikodu. Bir kadın var. Bu kadın bir komşu. Komşusu hakkında dedikodu yapıyor. Oo, herkese bu dedikoduyu yayıyor. Yaymak. Ali Bey yaymak ne demek? Yaymak onu anlatmak, onu anlatmak, onu anlatmak, onu anlatmak. Farklı kişilere anlatmak, farklı kişilere söylemek arkadaşlar. Yaymak. Hatta yaymakta başka bir anlam var. Mesela koronayı hasta insanlar şu yayıyorlar dikkat etmiyorlar, koronayı yayıyorlar gibi. Burada yaymak kelimesi network gibi yani. Farklı farklı insanlara göndermek anlamında. Evet. Birkaç gün içinde bütün köy bu dedikoduyu duydu. Birkaç gün, birkaç gün. Dedikodunun kurbanı derinden yaralandı ve incindi. Dedikodunun kurbanı. Yani kim hakkında konuştular? O da duydu ve derinden yaralanmak. Çok üzülmek. Yazıyorum. Derin kelimesi var. Dip. Derinden yaralanmak. Yazdım. Derinden yaralandı ve incindi. Ali Bey incinmek ne demek? İncinmek arkadaşlar kalbi çat kırılmak, üzülmek, derinden yaralanmak ve incinmek yani çok fazla üzülmek. İncinmek kalbi kırılmak. Kalbi kırılmak. Broken heart. Evet o duydu çünkü herkes onun hakkında konuşuyor. Bir dedikodu var. Dedikodu ne olabilir? Mesela yalan. Dedikodu zaten genellikle bir insanın hakkında konuşunca eğer o insan mutsuz olacaksa bu dedikodu. He, yalansa iftira. Ama o insan ben onun hakkında konuşunca. Eğer mutlu olacaksa bu dedikodu değil. Evet Derya teşekkürler. Ee, şimdi dedikodu isim versiyonu ve fiil dedikodu yapmak. Dedikodu yapmak. Devam edelim. Dedikoducu kadın daha sonra yaptığından pişman oldu. Fiil pişman olmak. Yani aa ben niye yaptım? Tüh çok kötü. Allah Allah. Pişman olmak fiil. Bakabilirsiniz Google Translate'e. Kim biliyorsa yazabilir. Pişman olmak. Yani bir şey yaptım sonra aa üzüldüm. Niçin yaptım? Tüh keşke yapmasaydım gibi. Karima eyvallah. Fatma hoş geldin. Neredesin Fatma? Geç kaldın Ebu Fa Ebu Yahya Fatma. Geç kalma bir daha lütfen. <laughs> Şaka. Devam ediyoruz. Evet Sena, teşekkürler. Sajelit, Ludmila süpersin. Dedikoducu kadın daha sonra yaptığından pişman oldu. Çok üzüldü. Hatasını nasıl tamir edebileceğini sormak için bir bilgeye gitti hatasını tamir etmek. Kelime hata. Hata. Hatasını tamir etmek. Yani hatasını düzeltmek için. Yani ben ne yapabilirim? Bu dedikoduyu ben yaydım. Bu dedikoduyu nasıl tamir etmek mümkün? Nasıl geri almak mümkün? Bunu düşündü ve bir bilgeye gitti. Bilge. Yani bir alim arkadaşlar. Bilge, e, bilgili insan. Belki yaşlı bir adam, belki yaşlı bir kadın, tecrübeli bir insan. Bil, yazıyorum, bilgili insan, tecrübeli insan. Bu dedikoducu kadın bilgeye gitti. Çünkü pişman oldu. Pazara git, dedi bilge. Bilge konuşuyor. Pazara git. Bir tavuk al ve onu kestir. Tavuk al ve onu kestir. Eve dönerken tavuğun tüylerini yol ve yol boyunca yere at. Evet. Bu ne demek? Tavuğa tavuğu alacak, tavuğu kestirecek ve tavuğu Eve getirirken yolda tüylerini. Bu arada fiil yolmak yazdım. Yolmak tüy. Yolmak şu arkadaşlar. Mesela saçım var. Yoldum. Tavuk. Tavuğu kestikten sonra yoluyorum. Tavuğun tüylerini yoluyorum. Heh. Bilge kadına söylüyor. Sen tavuğu al. Yürürken. Tavuğun tüylerini yol ve yola at. Yol boyunca. Yol boyunca yazdım. Yani yolda. Yol mesela 300 metre, 400 metre. Yol boyunca yürürken tüyleri al, at. Ali Bey bu ne ya? Zafira sen de hoş geldin. Evet yazan mefle. Tüy. Tüy tavukta hayvanlarda, kuş, kuşlarda genellikle oluyor. Hatta bazı insanlar tüyü buraya koyuyorlar. Tamam mı? Tüy kelimesine bak. Tüy. Evet tüy yazdı mı? Kim yazdı? Evet tüyü kim biliyorsa yazsın. Padaroge evet. Yol hakkında. Teşekkürler Lüdmila. Devam ediyoruz. Ne yazmış Yasmin'e? Yolmak, soymak aynı mı demek? Hmm. Aynı değil. Aynı değil. Soymak gibi ama. Soymakta tüy yok. Soymakta bir mesela deri var. Veya bir zemin var. Soymak. Örnek Burada soyacak bir şey yok. Heh. Mesela bunu ben buradan soyuyorum. Bakın etiket var. Etiketi soyuyorum. Ama yolmakta bu. Bu kelime. Soymak bu değil arkadaşlar. Ee, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Andrenia. Teşekkürler. Evet. Minhas. Minhas. Teşekkürler. Pazara git dedi Bilge. Bir tavuk al. Onu kestir. Eve dönerken tüylerini yol. Yol. Ve yol boyunca yani yolda Yere at. Bu tüy burada, bu tüy burada, bu tüy burada. Yani yolda her yer tüy olacak. Tavuk tüyü. Tavuk tüyü belki beyaz, belki kahverengi, belki hmm, siyah olabilir. Nasihatin garipliğine şaşırsa da denileni yaptı kadın. Kadın şaşırdı. Allah Allah. Ben yürürken tavuğun tüylerini alacağım ve yolda atacağım. Allah Allah. Dedikodu, tavuk, tüy. Kadın şaşırdı ama yaptı. Yaptı. Ertesi gün yani sonraki gün bilge bu defa şöyle bir tavsiye etti. Şöyle bir tavsiyede bulundu. Tavsiye etmek fiil, tavsiyede bulunmak arkadaşlar. Aynı anlam. Tavsiye. Savyatovat Rusçası. Evet. Tavsiye etmek var ve e, tavsiyede bulunmak. Örnek Ali Bey tavsiyede bulunuyor. Her gün Türkçe kitabı okumak lazım. E, Türkçe filmler seyretmek lazım gibi. Mariam bravo. Koparmak gibi. Aynen. Koparmak gibi. Hmm, mesela ben saçımı kopardım. Aa. Beyaz saç. Genellikle insanlar beyaz saçı koparıyorlar. Evet, tavsiye etmek, tavsiyede bulunmak. Şimdi kadın tekrar bilgeye gitti ve bilge ona dedi ki şöyle tavsiyede bulundu. Şimdi sen git ve dün sen tüyü yani tavuk tüyünü attın yollara attın yola attın ve bu tüyleri şimdi topla topla ve bana getir toplamak yani al kaç tane tüy attın 100 200 300 400 onları ben istiyorum tüyleri istiyorum fiil toplamak tüyleri toplamak toplamak kelimesi çok farklı anlamlara geliyor. Mesela e, o da düzenli değil. Odayı toplamak. Masayı toplamak. Sabirat. Evet Ludmila Rukiyat. Süpersiniz. Noha kitap bu. Derya teşekkürler. Balki. Evet sana süpersin. Toplamak. O tüyleri toplamak için tekrar yola gitti. Kadın aynı yola gitti. Ama umutsuzluk ve korku içinde gördü ki rüzgar bütün tüyleri uçurup götürmüştü. Yollarda yolda tüy yok. Çünkü rüzgar tüyleri başka başka farklı yerlere götürdü. Evet. Ne yazdık burada? Umutsuzluk içinde, ha, a, tüyler yok, bir tane, iki tane, çok az tüy var, çok az tüy var, umutsuz, umut, umutsuzluk içinde yazdım arkadaşlar. Evet ve korku içinde, yani korkarak, ha, tüyler yok, tüyler yok, korku içinde korku içinde aramak diyelim. Tüy arıyor. Aramak. Aramak. Ve bitiyor arkadaşlar. Az kaldı. Rüzgar bütün tüyleri uçurup götürmüştü. Saatler süren arayışın sonunda elinde sadece birkaç afiyet birkaç tüyle dönebildi. Yani tüyleri buldu ama hepsini bulamadı. Hepsini bulamadı. Çünkü rüzgar tüyleri uçurdu başka yerlere götürdü. Görüyorsun dedi bilge yaşlı bilge. Onları yere atmak mümkün. Yani tüyleri yere atmak kolay, kolay. Fakat Geri toplamak. Geri toplamak mümkün değil. Geri toplamak, geri almak. Dedikodu da aynı böyle. Dedikodu aynı böyle. Aynı tüyleri sen attın. Dedikodu da aynı. Söylemek kolay. Dedikodu yapmak kolay ama dedikodudan sonra bu hatayı yaptığın bu hatayı telafi etmek, tamir etmek çok zor, çok hatta imkansız demiş. Evet. Bilge bunu söylemiş ve o kadın bence çok ama çok büyük pişman olmuş. Evet, telafi etmek, telafi etmek fiili var arkadaşlar. Evet, Muhammed Zuber Alam dedikodu bir günah. Haklısın, dedikodu günah ve e, ahlaklı bir şey değil arkadaşlar, dedikodu. Çünkü ben benim hakkımda kötü konuşulmasını istemem. Hiç kimse istemez. Empati yapıyorum, empati yapmak. Yani başka bir insanı düşünüyorum, kendimi başka bir insan gibi düşünüyorum. Empati yapınca. Ha. O insan mesela ben o insan hakkında konuşuyorum. İşte o çok kötü bir insan. Her zaman geç kalıyor. Hatta onun parfümünü beğenmiyorum. Ha, onun bugün elbisesi çok kötü. Ha, ayakkabıları çok eski. Ah, ben onu sevmiyorum. Güzel bir e, kız değil. Ha, yakışıklı bir adam değil. O çok fakir. Yani bu cümleler onun hakkında kötü cümleler ve dedikodu. O duyunca üzülecek, rahatsız olacak. Bu yüzden bu güzel bir fiil değil, güzel bir hareket değil. Evet, Karima, hı hı. Yasir, hoş geldin Yasir, Urfa'lı Yasir. Ee, evet arkadaşlar, bugün hikayemiz bu kadar. Çok fazla uzun olmayacak video. Ha. Telafi etmek. Sana yazmış Urduca da aynı. Telafi etmek arkadaşlar. Bunu açıklamak istiyorum. Telafi etmek. Mesela bir öğrenci var. Bu öğrenci ödev yapmadı. Tamam mı? Ödev yapmadı ve öğretmen ona söyledi. Ödev yapmadın. Gelecek hafta iki ödev yapıp telafi edeceksin. Yani ekstra yapacak. Ekstra bir şey için çalışacak. Başka spor salonu ve spor salonunda 10 kişilik grup var. 10 kişilik grup var ve bu grupta bir kişi gelmedi. Bu grupta bir kişi gelmedi ve bir gün sonra geldi. Koç ona söyledi veya spor hocası ona şöyle söyledi. Dün gelmedin. Bugün bir saat geç çıkacaksın ve dünkü dersi telafi edeceksin. Yani ekstra bir saat çalışacaksın tamam mı? Hocam ama çok yorulurum. Olabilir. Telafi edeceksin. Dün gelmedin gibi. Telafi etmek aynı şekilde başka bir zaman çalışmak veya aynı şeyi başka bir zaman yapmak arkadaşlar. Yulia çok teşekkür ediyorum. Mutlu hafta sonları dilerim hocam. Ben de mutlu hafta sonları diliyorum arkadaşlar. Sizden şimdi enerji aldım ve mutlu bir şekilde hafta sonum devam edecek inşallah. Beni dinlediğiniz için ve like yani beğenme tık tık yaptığınız için teşekkür ediyorum. Çünkü başka insanlar sonra bu videoyu görebilir. Başka insanlar bu videoyu görebilir. Umarım dedikodu yapmayacaksınız. Dedikodu yapmayın. Bazı insanların maalesef hobisi dedikodu, maalesef hobisi. Yani bir insan var. O insan Ali Bey sana bir şey söyleyeceğim gel deyince ben üzülüyorum. Aa dedikodu yapacak galiba ve genellikle cevap vermiyorum. Hı, evet, evet. Evet diyorum. Yani geçiştiriyorum. Fiil geçiştirmek. Evet, geçiştirmek geçiştirmek. Evet. Bu fiile bakın bakalım. Bu fiile bakın. Evet. Şimdi ödev zamanı. Ödev geliyor arkadaşlar. Ödev. Bu arada ödevi ben nereye yazayım? Ödevi yorumlara yazayım. Evet. Ödev ne? Bugün biz bazı kelimeler öğrendik değil mi? Kelimeler ile. Kelimeler ile cümleler yaz. Cümleler yazın. Yazıyorum. Yoruma aşağıya yazıyorum. Kelimeler ile cümleler yazın. Hangi kelimeler? Mesela dedikodu hakkında. Dedikodu. Bunun hakkında bir cümle aşağıya yorumlara istiyorum. Sonra ikinci kelimemiz ne olsun? Telafi etmek. Telafi etmek. Beş Beş kelime yazacağım sadece. Üçüncü kelimemiz ne olsun? Hmm, bakalım. Bakıyorum hangi kelimeler var? Hangi kelimeleri? Telafi etmek. Geri toplamak olsun. Geri toplamak. Bu hikayeden kelimeler bunlar. Dördüncü kelime bakalım. Hangi kelimeleri öğrendik? Bugün ben size söyledim. Tüyleri toplamak. Yok bu güzel değil toplamak. Tavsiye etmek. Haydi bu kelime güzel. Tavsiye etmek. Bu kelime ile bir cümle istiyorum. Ödev. Ve beşinci sonuncu arkadaşlar kelimemiz. Bakalım hangi kelime var? Dönönönüm. Bilgi, bilgili insan olabilir. Hata. Pişman olmak. Haydi pişman olmak hakkında cümle istiyorum. Pişman olmak. Pişmak olmak yazdın. Pişman olmak. Tamam. Ödev kelimeler ile cümleler yazın. Yani A2 belki sizin seviyeniz. A2 olarak yazın. Belki B1, B2. B2 cümlesi yazabilirsiniz. Arkadaşlar son saniyeler. Yarım saat düşündüm ben. Ve bunu da şöyle Sabitliyorum birinci yorum benim yorumum kendinize iyi bakın kendinize iyi bakın haftaya inşallah cumartesi günü yine saat 4'te burada olmak istiyorum burada olmak benim için çünkü mutluluk sonraki videoda görüşmek üzere bu videoyu beğendiğiniz için eyvallah ha, Ali Bey ben beğenmedim no problem problem yok bu ders sadece bir pratik. Bu ders sadece bir aktivite. Yani her şeyi beğenmek mümkün değil. Herkesi memnun etmek hiç mümkün değil. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.